17 Mayıs 2023. Bugün çok değerli bir konuğum var. Çok eskilerden tanıdığım ve çok takdir ettiğim Sayın Burçak Bingöl. Aslında kendisi seramik alanında bir duayen ama aynı zamanda da farklı malzemeleri kullanan kavramsal bir sanatçı. Biz aslında Burçak'ı son sıklıkla medyada görüyoruz, televizyon programlarında özellikle Dior için tasarladığı çantaları ve kendisiyle de gurur duyuyoruz. Hoş geldin Burçak. Burada olmandan dolayı kendi adıma, konuklarım adına çok mutluyum. Kısaca sen kendinden, kariyerinden ve bugünlere nasıl geldiğinden bahseder misin? Yani kısaca tabii anlatması biraz zor ama bir kısmını sen biliyorsun, hikayenin başı. Bu arada şeyi merak ediyorum. Bugünkü sanırım bu bir yüksek lisans programı ya, o öğrencilerden gelecekler var mı yoksa bu daha özel bir toplantı gibi mi? Yok, hayır, gelecekler var. Yani öğrenciler de olacak mı yoksa? Öğrenciler olacak mı? Şu anda kimse henüz gelmedi. Bugün Ankara'da çok sıra dışı bir durum yaşanıyor. Ben bu konuşmayı iptal etmek istemedim. Ama yani şu anda konukları almaya devam ediyorum. Anladım. Tamam. İyi. Biraz da çünkü hani bu konuşmayı hani müzecilik bölümü olduğu için bu konuşmanın bir kaydı olacağı için yani YouTube'a koyuyoruz. Bu konuşma bir belge niteliğinde olacak. Derslerimizde de kullanabiliriz. O nedenle yani şu an teşekkürler. Anladım. Tamam. Peki. Şimdi yani kısaca söz etmek gerekirse zaten Ankaralıyım. Hani biliyorsunuz belki. Ve 2010 yılında İstanbul'a taşındım. 13 yıl önce. Ve biraz da aslında tüm bu taşınma hani üzerine çalıştığım konuları da böyle çok değiştirdi. Sadece de değiştirmedi, aslında bir şeye de oturttu. Bir zemine, yani doğru zemine, sanki hep bir arayış varmış, tam da ne yaptığımı bilemiyormuşum da o biraz böyle İstanbul'a taşınınca bir perspektife oturdu gibi hissediyorum. Onun öncesi Ankara kısmı zaten seramik bölümünde güzel sanatlarda lisans ve doktora, daha doğrusu sanatta yeterlik programı. Ve Hacettepe'den ki o sürede biraz da biliyorsun asistanlık, yani üniversitede çalışmışlığım da var, yani sanatta yeterlik programı sırasında bir yandan da araştırma görevliliği yapıyordum. İstanbul'a taşındıktan sonra hem şey sürdü, İTÜ'de bir süre ders vermeye gibi akademik çalışmalarım sürdü. Ama onun dışında küratör olarak yapmaya çalıştığım projeler, yapmaya başladığım projeler vardı. Onların sonucunda bir şeyde, Zilberman Galeri'de, bugün adı artık Zilberman, orada sanat direktörlüğü görevine geldim ve biraz da tabii sanatı da yanda yapmaya çalışıyordum. Çünkü hani bir işe de ihtiyacım vardı. Hem çalışıyordum hem bir yandan kendi, o sırada atölyem yoktu ama şeylerde, stüdyo, sanatçı atölyelerinde, mesela Vitra'nın atölyesinde ilk sergimi hazırlamıştım. Oralarda çalıştım. Daha çok böyle kendi rezidansımı ayarlayarak diyeyim, hani belli çalışabileceğim noktaları ayarlayarak, yani pratiğimi öyle sürdürdüm. Sonrasında yani 2000 sanırım 7 civarında tam zamanlı sanatçı, 2000 pardon 17 sırasında tam zamanlı sanatçı olarak artık sadece kendi atölyemde çalışmaya başladım. Ve hani ne üniversite zaten kısa bir süre çalışmıştım ama hani sadece kendi üretimlerimle ilgili çalışıyorum. Şimdi konu, yani özetlemek de tabii benim için çok kolay değil böyle 13 yılı şeylerini, projelerini, ama hikaye biraz hep bir yabancılaşma konusu vardı benim Ankara'da üzerine çalıştığım. Ve İstanbul'a gelince ki buradaki ilk sergimde biraz o yabancılaşma ve hani o bu kente yerleşmeye karar verme sürecimde
aslında bu parçaları artık hani birbirine uymaz gibi görünen parçaları bir araya getirme isteği başladı. Ve sonrasında bu projelerden de yürüdükten sonra aslında tam şu arkamda gördüğünüz büyük bir kamyon var. Seramikten yapılmış bir kamyon. O benim için çok şeydi. Seramik artık yapmanın tepe noktası gibi. Hani bir kamyonu seramikten üretme iddiası. Ki buna başlarken aslında yapıp yapamayacağımdan emin de değildim. Ama şeyi de görmem gerekiyordu. Hani sanatsal fikirler biraz da böyle şey... Ne denir? Takıntı gibi zihninde böyle bir şeye takılıyorsun ve onu yapmadan da bir türlü kurtulamıyorsun. O da benim için öyle bir projeydi. Ve bu şeyden sonra, bu projeyi yapabildikten sonra ki benim için de yani şu seramikten bir kamyonu yapıp duvara asmak bir şeydi. Malzemeyle aslında girdiğim bir hani savaş mı diyeyim, mücadele mi diyeyim. Çünkü seramik gerçekten zor bir malzeme. Onu yapabildikten sonra belli bir rahatlık ve belli bir özgürlük alanı da böyle tanımlayabildiğimi hissettim. Ve sonrasında tabii ki bu sırada İstanbul'da yaşıyorum, işte sokaklarında dolaşıyorum, anlamaya çalışıyorum bu eski kentin kat 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 bambaşka. Çünkü gezmek için gelince gördüğün şey başka bir şey ama şehirde yaşayınca aslında hele de bir yabancı gözle yaşayınca çok enteresan ayrıntılar böyle öne çıkıyor. Ve bir yandan bu kent deneyimi de olduğu için ve tüm o yabancılaşmanın aslında yani benim Ankara'da hissettiğim ve tüm üretimimi üzerine oturttuğum yabancılaşma konusunun biraz daha toplumsal bir boyutu olduğunu fark ettim. Ve biraz bu zaten kamyonun da bu kadar büyük olması nedeni şey o yabancılaşmanın aslında çok daha büyük ölçekli olması. Böyle tam olarak dünyanın neresine aitiz, doğulu muyuz, batılı mıyız, bu kimlik sıkıntılarıyla ilgili bir işti. Bu projeyi yapabildikten sonra konu benim için şeye geçti artık. Yani artık seramik yapma fiilini bir kenara bırakıp yapmama üzerinden daha önce tarihte yapılmış olan işte bu coğrafyada çünkü seramiğin çok önemli bir şeyi var, anlamı var, çok derin kökleri var. Hani tüm onlara bakarak aslında onları bugüne nasıl tercüme ederim? Buradaki yaşanmışlıkları böyle... Nasıl özümseyebilirim? Biraz öyle bir şeye girdi, aksa girdi diyeyim. Öyle bir düşünme şekline girdi. Dolayısıyla mesela sonrasında Mitos ve Ütopya sergisi tamamen seramik nedirin tanımına bakan bir şeydi, sergiydi. Hani biraz daha bu vazolar üzerinden, işte vazoları kırarak. Ben tabii bugün açıkçası bu projede işte, bu müzecilik olduğu için bölümünüz hani şeyi ilginç buldum. Hani bu son biliyorsunuz Tate'de bir sergim oldu. Oradaki sergiyi anlatmak ve şu an hani size göstereceğim görseller de aslında hep şeyle ilgili. Oradaki müzedeki sergiyle ilgili. Dolayısıyla bu eski şu anda benim söz ettiğim üretimler sunumda yok. Dolayısıyla böyle şu anda hala özet geçiyorum gibi. Kısacası böyle bir süreçten sonra hani bu arada işte mesela Interrupted Halfway Through diye bir sergi vardı. Bu Berlin'de oldu. Burada da yine tam olarak sergi başlığı zaten Tanpınar'ın Beyoğlu tanımından, böyle hamlesi yarıda kalmış Paris diye söz eder bir noktada Beyoğlu'dan. Hani o bir şekilde bir şeyler tam olacak ama olamıyor. Hani o çok da yaşadığımız bir şey. Yani şu anda da öyle mesela seçimlerde öyle. Tam bir şey olacak gibi ama olamıyor. Hep böyle bir adımın bir yerde takılı kalmasıyla ilgili bir şey var. Leitmotif mi denir artık böyle toplumsal leitmotifimiz gibi böyle yerleşik. Dolayısıyla o sergi adını oradan alıyordu ve ben işte Berlin'e bir tane kargo hani sanki bir yüküm hani kendi çeşitli yükler ya bu kültürel miras da aslında bir yük gibi böyle ne yapacağını da bilemediğim bir şey. Hani onlar böyle sanki bir denizde giderken oraya Berlin'e batmış ve denizden kurtarılmış bir sergi mimarisi içerisine göstermiştim. Nihayetinde bu Tate sergisi yani şu anda işte bu konuşmanın odağına aldığımda yeryüzünde minor titreşimler zaten o serginin adı. Evet böyle bir özet geçmiş oldum aslında seninle sormak istediğim başka şey varsa hani arada yapabiliriz şimdi. Bir anda hızla her şeyi anlatmayayım diye düşündüm bilmiyorum senin kafanda kurduğun bir yapı var.
eğer. Ama kısaca özetlemek gerekirse dediğim gibi 2010'dan itibaren hani burada çeşitli sergiler, üretimler yaparak çeşitli işte başka bu dediğin gibi Dior işbirliklerim oldu, başka işbirliklerim oldu, üretimler yaparak biraz hani buralı olmak nasıl bir şey? Hani buradaki şey ne, birikmiş kültür ne ve ben onu nasıl işlerim? Ben aslında hani sadece seramik malzeme değil ama o kültürel geçmişi de ve onu başka bir şeye tercüme etmeyi de çok önemsiyorum. Biraz işlerim de hep onun üzerine ve yurt dışındaki sergilerimde de hep buradan bir şey götürmeyi götürüyorum daha doğrusu. Hani bu son sergi oldu. Evet, şeyim bu. Şu anki ürettiğim bu. Teşekkürler. Aslında çok güzel özetledin tabii ki o kadar yılı bir 10 dakikada özetlemek oldukça zor. Farklı malzemeler, yani çamurun zorluğunu ben anlayabiliyorum ve sen çamurun zorluğuyla ve yaptığın parçaları kırarak aynı zamanda da bu hani Anadolu'nun kadim geçmişini ve özellikle Osmanlı dönem seramikleri ve o kültürel miras ve belleği, o motifleri yeniden var ediyorsun, bir ready made diye ona bakıyorsun ya da onu yeniden biçimlendiriyorsun. Seramiğin zorluğu, bir de ikinci pişirimin zorluğu, özellikle de hani bunu tekrar üretip tekrar bozmak, eritmek ve yeni kimlik kazandırmak sanki bir oyun gibi. Yani bir puzzle'ın küçük küçük parçalarını bir araya getiriyorsun, bir kültürel bellek oluşturuyorsun ve ondan sonra bir bakıyoruz o Burçak Bingöl olmuş, yani bir forma dönüşmüş. Ben bunu senin işlerinde çok beğeniyorum. Öğrencilerimle özellikle Derya'nın, Derya Yücel'in kuratörlüğünde Yüksel Erimtan'da olan sergiyi gezmiştik ve çok çok etkilenmiştim. Orada sanki bir çömlekçi köyü vardı. Bir taraftan fırınlama vardı. Bir taraftan o yaşam unsurlarını gördük. Ve senin aslında o kadim Anadolu kültürü, toprağı ve bununla bütünleştirdiğin öykünü çok büyük alanda en fazla merkezi orayı aslında yöneten işinle hissettik aslında. O zaman belki öğrencilerin hepsi Burçak Bingöl'ü tanımıyorlardı. Tanımanın da çok önemi olduğunu düşünüyorum. Yani sanatçının aslında kendi üretim ağı içerisinde kendisinin deneyimleri de ve yaşamının gelişimi, işte yaşadığı kent, o kentle özdeş kılması kendisini ya da o kentin sorunlarıyla sanatını biçtirmesi. Biz bunlardan bahsediyoruz. Biraz önce sen Tanpınar'dan söz ettin. Ahmet Hamdi Tanpınar Ankara'da yaşarken Mimar Kemalettin'in yapısında ve her bir adımında aslında eleştirel bir şekilde ve Türk romanında aslında hani romantizm dönemi, savaş sonrası Ankara ve oluşan Ankara yeni cumhuriyet kimliğiyle ve o bütün o antik yapılara bakıyor ve sen nasıl sanatınla dile getiriyorsan o da edebi diliyle aslında o dönüşüme, değişime tepkilerini gösteriyor ve hani bu kadim uygarlığın ve hiç bilinmeyen Ankara'nın eskilerini anlatarak o beş öyküde Ankara'yı ve biz onu çalıştık ve o ve Ankara projesi yaptık. Şimdi İstanbul ayağını yapacağız, beş kenti yapacağız. Sen biraz önce Tanpınar deyince Beyoğlu tanımı çok hoşuma gitti. Yani bir kentin aslında yaşanmışlığı ve kentin dönüşümüne tepkiyi sanatçının veriyor olması beni çok etkiliyor. Ve senin işlerin aynı zamanda biyenerlerde de sergilendi. Yani hani hep farklı yorumlar, farklı malzemeler. Sadece seramikle çalışmıyorsun.
bize kavramsal sanatı icra ederken enstalasyon sanatı farklı malzemelerle nasıl boğuştuğunu anlatabilir misin? Yani aslında tabii şey söylediklerin çok hoşuma gitti. Birçok kafamda başka dosyayı da açıyor. Biraz da şimdi göstereceğim imajlarla da ilişkili şeyleri açıyor. Çünkü hani o seramikle işte malzemeyle bir şey var. Hani ciddi bir hesaplaşma var aslında ve dediğim gibi de hani bu şeyi yapabildikten sonra bir kamyonu, çünkü onun içinde çok ciddi bir teknik metodoloji var takip etmen gereken, işte çatlıyor patlıyor 150 kiloluk bir şey duvar asılıyor, hani onları aşabildikten sonra biraz daha malzemeyle dediğim gibi özgür bir ilişkiye girdim ve aslında o sizin mesela Erimtan'da gördüğünüz işte tam o Interrupted Halfway Through sergisinin merkez işiydi, Cargo işin adı ve Berlin'deki galerinin tam ortasındaydı. Yani bir göç var buradan oraya doğru giden ama şey de yapamıyor, tam da yerleşemiyor, yani biraz böyle arada kalmış bir şey vardı ve o yapıdaki işler aslında bir, daha doğrusu o yapının kendisi bir böyle envanter odası gibi, yani tam da kategorize edilmeyi bekleyen ve tam da ayıklanamamış, neyin nerede olduğu belli olmayan bir yapıydı. En azından sergi bağlamındaki şeyi oydu benim için. Ve o işlerle ilgili mesela söyleyebileceğim malzeme kısmında şöyle bir şey var. Hani çok hani bir şeyler erimiş, bir şeyler dağılmış sanki o zamanın içinde. Çünkü dedim ya böyle gemi batmış da orada böyle üzerinden yüzyıllar geçmiş. O parçalarda işte yavaş yavaş bir şeyler yapışmış üzerine gibi falan görünüyor. Ama o aşırı rastgeleliği elde etmek için bazen 10 pişirim falan yaptığım oluyor. Hani sen şimdi ikinci pişirim dedin ya bir ara konuşmamda. O yüzden ikinci pişirim benim böyle 12. pişirimlere falan oluyor. Çünkü o noktada ve aslında tüm bu üretme süreci, bu 2019'daydı o sergi. Tüm bu üretme süreci ve atölyenin içindeki şey, aktivite diyeyim, yani benim faaliyetlerim. Bu Tate'deki serginin de biraz ilhamı oldu. Çünkü benim zaten hep o şey, bir başka proje, bir önceki projenin içinden çıkıyor oluyor. Çünkü bir sergi hazırlarken çok yoğun çalışıyorsun. Ve o yoğunluğa her an bence şey yapmak mümkün değil. Hani diğer sanatçılar nasıl çalışıyor bilmiyorum ama benim için şey, o yoğunluk içinden böyle çok kıymetli şeyleri ayıklayıp başka bir şeylere çeviriyorum. Şimdi bakınca yani daha iyi anlıyorum onu. Ve bazen hani şey hissediyordum, fırının içinde tabii öyle düzenekler kuruyorum ki o istediğim şekilde bozulsun diye ve onun için her seferinde mesela bir düzenek kuruyorum, fırın yanıyor işte biliyorsun, işte yükseliyor, ısısı iniyor derken zaten minimum 2 gün. Evet. Sonra çıkarıp bakıyorum, tam istediğim gibi olmadıysa yeniden bir şeyler yapıyorum falan. Dolayısıyla şey ilgimi çekmişti o işleri yaparken, aslında ben malzeme ve fırın sanki bir işbirliği içindeyiz gibi. Hani ben böyle şey dominant bir yapıcı gibi değilim ama çünkü her hareketimle aslında şeyin de malzemenin verdiği bir tepki var. Ortamın şartları sürekli her şeyi belirliyor ve bana o şey üretim süreci çok büyülü gelmişti. Ve biraz şey de hissetmeye başlamıştım. Bunları böyle bitirip de sergi alanına koyduğun zaman şey aslında o atölye sürecinin büyüsünü de kaçırıyor. Çünkü şeyi mümkün değil hani o süreci oraya eklemek. Hani onun içinde böyle çok başka bir şey var. Ve bunu yaparken atölyede şey dedim ya, bu tüm bu süreci acaba nasıl bir şeye çevirebilirim? Yani bu süreci nasıl bu sonucun parçası haline getirebilirim? Mesela bu kafamda dolanıp duran bir fikirdi o ara. Ve nihayetinde işte bu 2022'nin sonbahar sergisiydi. Tate'de açılan serginin de yeryüzünde minor titreşimler, Minor Vibrations on Earth. Onun şeyi fikri oldu, temel fikri oldu. Çünkü o serginin yani teklifi geldiğinde, ki bu da bilmiyorum şey, belki söz etmeliyim. Kısaca sahanın desteklediği bir projeydi. Serra da burada zaten şey, o da saha üyelerinden biri hala. Evet. Değil mi? Evet. Şeyi o sahanın hali hazırda yaptığı bir işbirliğiyle Tate işte bir stüdyo vizitler gerçekleştirdi. Ki pandemi dönemine denk geldiği için de sonrasında şey, hani bu online bir görüşmeydi. Ve sonrasında tam
pandemi başında böyle bir sergiyi yapacağımız belli oldu Tate'le birlikte. Ama şey, 4 kez falan hep iptal oldu sergi. Yani o serginin gerçekleşmesi ve planlama arasında da 2 yıl geçti. Tabii bu süreçte de sergi çok değişti ve hani şeyi, insan şeyi de anlıyor. Bu kreatif, yani o yaratıcı sürecin de aslında o da neredeyse böyle bir hamur gibi bir şeyi şekillendirmeye başlıyorsun ve o bir sonuca ulaşmazsa sanki böyle çamurlaşıyor gibi. Yani öyle bir nokta olmuştu ki, çünkü bir de hatırlarsınız 6 ayda bir yeniden yeni bir varyant çıkıyordu ve yeniden kapanıyordu bir şeyler. Hani tam 6 ay sonra tamam oluyor dediğimiz noktada yine uzuyordu. Gerçekten çok zormuş ve ben bir noktada şey hissetmeye başlamıştım. Bu kafamdaki şeyi yaptım mı, yapacak mıydım? Hani böyle kafanın içinde yaşamaya başlıyorsun. Mekanı da göremiyorsun zaten. Hani bir maketin var ama maket yetmiyor, algılayamıyorsun. Hani oradan videoları istiyorum, yolluyorlar ama hani nasıl bir yere sergi yapacağını bilemiyorsun vesaire. Ama yeniden seramiğe bağlamam gerekirse konuyu, şeydi, bu sergi teklifi gelince orası St. Ives'ta da bir tane şey var, seramik stüdyosu var. 1920'de kurulmuş ve şey, Bernard Leach'in Japonya'da seramik öğrenmiş birisi Bernard Leach ve sonra o Japon seramik şeyini diyeyim, duyarlılığını ve kültürünü aslında biraz İngiltere'ye taşıyan figür. İngiltere'de çok önemli bir figür. Ve Bernard Leach'in atölyesi de St. Ives'te ve biraz da benim seramik pratiğim üzerinden de aslında hani o atölyede de bir şeyler yapacağım ve seramik malzeme kullanacağımı düşünerek davet edilmiştim. Ve bu az önce anlattığım hani fırın şeyi, o süreç, seramik üretme süreci aslında St. Ives kontekstinde benim için çok şey oldu. Hani o fırını tam olarak buraya inşa edebilirim gibi düşündüm. Ve aslında tüm şeyi, sergi salonunu, galeriyi böyle bir fırın gibi hayal ettim. Hani sanki biz o şeye girince, mekana girince bir fırının içine giriyoruz. Ve orada şeyler var. İşte tabii ki bu biraz şey, kurgusal bir fikir, kavramsal daha çok. Ama yani hala sanki erimekte olan, dönüşmekte olan bir takım formları görüyoruz. Daha tam olmamışlar gibi, arada gibi, ama bir yandan da hepsi küçük küçük sahneler oluşturuyor. Yine böyle aslında bir fırın şey vardır ya, fırın yüklemek. Yani yine o yüklü olmak. İşte tabii ki serginin altında yine şey çok var. Yani buradaki o konuları ve bence hani sorunsalları diyeyim, onları oraya taşımak çok var. Hani oradaki başka şeylerle onları bir araya getirmek var. Dolayısıyla o malzemeyle ilişki, üretim süreci aslında nihayetinde de bu sergiye evrilmiş oldu. Yani serginin tamamı neredeyse bir fırın inşası, işte raflar, ayaklar vesaire. Orada bir prodüksiyon oldu. Yani aslında tam olarak süreç sonuca dönüşmüş oldu benim kafamda. Harika. Yani aslında sanatçının geçirdiği bu süreci bizim öğrenmemiz çok önemli. Yani fırına girdiğinde ya da atölyede üretimi yaptığın zaman senin o duygu birikimine aslında statik bir maddeye dönüştürme sürecin ve bizim en son ürünü görmemiz, hani o süreci yaşamayı ancak seramik çalışanlar bilirler. Hani ikinci pişirim dedim ben, hani çoklu pişirim, tabii ki sen bize özetledin. Peki katılımcıdan geri dönüşler nasıl oldu? Ben onu merak ediyorum aslında. Şeyi sordun değil mi? Tate'deki sergiyi konuşuyorduk. Sizin gitti de. Evet, Tate'deki sergi. Valla şey, ben sergiyi toplamak için de gittim ve o zaman tabii, çünkü açılıştan hemen sonra ayrılmıştım. Çok o şeyi alamadan. Ama arada çok güzel mesajlar aldım insanlardan. Hiç tanımadığım insanlar bir şekilde adresimi öğrenip bana böyle fikirlerini yazdılar falan. Bu tabii çok kıymetliydi. Ve sonra sergiyi toplamaya gittiğimde de tabii şeyi de tanıyorlar artık, sima olarak bütün müze çalışanları. Hani hakikaten merdiven aralığında falan böyle çevirip şey, ne kadar beğendiklerini ve niye beğendiklerini. Tabii İngiltere'de o şey kültürü çok güçlü.
Hani ona şey vermek, ortaya koyulmuş bir iş var ve onun etkilerini anlatmaya çok ihtiyaçları var. O da çok güzel bir şey çünkü sanatçıyı da sonrasında çok besliyor oluyor. Ve ben orada şeyi gördüm, sergi toplanırken, hani sergi gerçekten bir diyaloğa girmiş oradaki toplulukla, insanlarla. O tabii çok çok mutlu etti beni. Hatta orada şey var, müzede visitor welcomers diyorlar. Böyle müzede çalışan 15-20 kişilik bir ekip bu. Ve şeyler, çok sahipleniyorlar işleri, sergileri ve böyle şey dönüşümlü olarak izleyicilerle, gezen insanlarla şey yapıyorlar. Konuşmalar yapıyorlar, işte bilgi veriyorlar ama çok aktifler. Çok da sahipleniyorlar müzeyi. Mesela onlar bana sürekli şey tabii anlatıyorlardı izleyici deneyimlerini falan. Mesela gelip sabah gelip akşam giden, yani bütün gün o salonda vakit geçiren insanlar olmuş böyle. Salondan ayrılmayan insanlar olmuş. İşte ben oradayken birkaç kişiyle, çünkü son haftasıydı, bitmek üzereydi. İşte sırf bu sergi için işte 3 saat trenle geldim. Gibi ki hani öyle küçük bölgelerde 3 saat falan ciddi bir şeydir ya. Hani İstanbul şeyinde çok değil belki ama. Dolayısıyla beni şeyi çok mutlu etti. Çünkü orada dediğim gibi bir seramik şeyi de, ne diyeyim, kültürel bir miras olarak o Bernard Lee için oradaki müzesi var. Şu anda bir seramik okulu olmuş, bir residence olarak kullanıyor Leach Pottery. Seramiği çok biliyor insanlar. Dolayısıyla benim orada bir fırın kurma şeyi çok net anlıyorlardı. Hani orada ne yaptığımı. Dolayısıyla o bir fırının içini bir sergi mimarisi gibi inşa etme şeyini çok hızlı anladılar. Seramik bilen ve çoğu da seramik yapan insanlar olduğu için. Dolayısıyla çok güzeldi. Küçük bir şey vardı kitabın. Serginin kitapçığı vardı. O da dükkanda işte satıştaydı, müze dükkanında. Duyduğuma göre direkt oradan bayağı satış olmuş. Hani o da sanırım iyi bir şey olarak yorumlanabilir. Hani genel olarak herkes çok mutlu. Müze çalışanları da çok mutlu. Hani buradaki en iyi sergiydi vesaire türünden şeyler oldu. Dolayısıyla beni çok tatmin etti o deneyim diyeyim. Bir de tabii şöyle. Aslında sanatçının en fazla arzu ettiği şey kendi bakış açısıyla ürettiği ve maddeye dönüşen ürünün diğer kişiler tarafından algılanması. Yani belki Burçak Bingöl ünlü olayım, işte uluslararası sanatçı olayım gibi bir hedef koymadı. Önemli olan aslında senin eserinin anlaşılması ve kişilerle bir bağlantının kurulabilmesi. Bu bence çok daha önemli bir sanatçı için. Gerçi beraberinde tabii bizim ülkemizde hani yurt dışında kendini farklı lanse grupları var. Yani o şekilde öne çıkaran sanatçılarımız da var kuşkusuz. Ama kendi el bileği ve gücüyle uluslararası platforma girebilmek bence farklı bakış açısının da bir ürünü. Yani baştan beri aslında ben çok iyi hatırlıyorum Hacettepe Seramik'in koridorunda stentlerin üstünde senin bitirme projen vardı. Seramik sergilenmişti alt koridorda. Ve çok sıra dışıydı. Ve yani bu yıllar önce, hani şu anda hiçbirimizin yaşı ortaya çıkmasın ama 2009 2009. Yani sonrasında zaten bayağı bir yıl olmuş. Evet, çok sıra dışıydı. Yani o mantıkta renk bütünlüğü, yüksek pişirim, hani seramik alanında da yetkinlikler konusunda hatta Füsun'la konuşmuştuk, Füsun Kavalcı'yla, ne kadar farklı işler. Ben beğenmiştim. Ben çünkü herkesin yaptığı şeyleri beğenmem. Herkesin yapmadığı şeyleri beğenirim. O anlamda da çok başarılıydı. Peki bu Dior süreci nasıl geldi? Onu çok fazla aslında sosyal medyada var ama bizim konuklarımız bilmeyebilir. Çünkü aynı dönemlerde, yani pandemi sürecinde Judy Chicago'da biliyorsun, o da sanatçı gruplarına destek çıkmak için çanta tasarımları yaptı.
Ve bunu yaparken de bu gelirin kesinlikle kendisine gitmeyeceğini, hani o sistem içerisinde, o ekoloji içerisinde diğer kişilere destek çıkmak üzere yaptığını söylemişti. Seninkileri ben merak ediyorum. Yani nasıl oldu bu Dior bağlantısı? Yani aslında o şöyle oldu, bir Fransız küratör aracılığıyla oldu. O benim hali hazırda tanıdığım birisiydi. Daha önce de yaptığımız bir proje vardı birlikte. Yine bir Fransız kurumla işbirliğiydi. Fransız Sarayı'nda bir sergi yapmıştım. Ve biz Hervé Mikhailov. Onunla aslında o şey yaptı, o projenin üzerine seni bir projeye daha davet etmek istiyorum diyerek aslında geldi bu fikir bana. Ve ben de açıkçası o dönemdeki, şu anda yeniden o projeye geri döndüm. Bir tane Çinli panel var üzerine çalıştığım. Tate sergisi biraz araya girdi gibi oldu. Bu Çinli panelde Topkapı Sarayı'nda sabit sünnet odasının üzerinde zaten oldukça ünlü bir şey, Aslanlı Pano diye bilinen bir panel. Ve ben tam o dönemde de işte biraz onun şeyini artık parçalarını iyice ayırmak, sadece bir Çin'i ve desen gibi görmeyip, çünkü hakikaten çok olağanüstü bir panel. Bir kere teknik olarak bile işte 127'ye 47 gibi bir ebatlar ve 16. yüzyılda üretilmiş, hani o dönemde böyle bir panelin dümdüz ve kusursuz üretilmesi bile hani akıl almaz bir şey. Hani bugün bile çok zor, çünkü seramik malzemeyi bildiğim için hani o resimsel kalitesine gelmeden, hani sanatsal boyutuna gelmeden zaten teknik olarak bile bence bir şey, başyapıt. Ve şeyi fark ettim, ben bu paneli ilk gördüğümde hani nasıl bunu daha önce bilmem ve bu neden olmadı, gündem hiç olmamış gibi mesela, çok ilgimi çekti ve onun üzerine de o paneli çalışmaya başladım. Hala da dediğim gibi şu anda mesela oldukça kapsamlı bir sanatçı kitabı hazırlıyorum onunla ilgili. Dior'a geliyorum, tam o sırada bunlarla ilgili çalıştığım için hani o İznik grameri, işte o mavi beyazı aktarmak ve şeyi biliyordum, bu teklif bana gelince hani basitçe böyle güzel bir çanta yapmak değil ama hani bir Burçak Bingöl çantası yapmak benim için önemliydi. Dolayısıyla hali hazırda üzerine çalıştığım konuları mutlaka dahil etmem gerektiğini biliyordum. O nedenle İki tane çanta ürettim. Birisi İznik Enchanted. Burada gözümün önünde bu arada. İznik Enchanted. Orada da biraz bu Çin'i... Görebilir miyiz çantayı? Ayşe'cim şu şeyleri versene. Tesadüfen masanın üzerinde duruyorlar. Mesela şu İznik Enchanted olan bu. Ve burada... Bu benim zaten hali hazırda desenlerimde kullandığım bir şeydi. Hani İznik gramerini biraz üst üste pozlayarak ve karmaşıklaştırarak nasıl başka bir şey yapabilirim? Görsel bir şey oluşturabilirim gibi bir şeylerim vardı, desen serilerim. Burada da yine tüm bunların hepsi mesela hali hazırda olan İznik Çinlerinin üst üste geçmiş hali. Ve şeylerde neon, yani bu şu anda tam belli olmuyor bu ışıkta ama hani gece böyle neon parlayan şeyler. Şu da koyu kahve bu arada, bilmiyorum belli oluyor mu da, siyah değil, rugan. Belli olmuyor, harika bir çanta. Teşekkürler. Ve bu tabii bir de şu var, onu da göstereyim. Bu da o mavi beyaz panel, söz ettiğim panel. Normalde şeydir ya, seramik çini ya da seramik böyle taş ve soğuk bir şeydir. Ben biraz onu tam tersi, nasıl yumuşak ve böyle daha başka bir duygu uyandırırım, onu düşünerek böyle yaptık, tüylü. Ondan sonra ve de işte o yine bir alıntı mavi beyaz şeyden, motiflerden. Kısacası bu projede tabii ben bu şeyleri sundum onlara, öneri olarak, taslak olarak. Ve hani bu ayrıntısı beni çok etkilemişti, sizinle paylaşabilirim. Yani bir gün bu Dior'daki direktör ve çanta bölümünün başındaki müdür, onlar geldiler atölyeme. Ve benim onlara
taslakta sunduğum her şeyi üretmişler. Mesela diyorum ya, kürklü bir doku diye işte yazıyorum. Yani sayfalarca kürk şeyi, numunesi. Ve böyle hani inanamamıştım. Tüm gün atölyede böyle her şey üretilmiş. Yani benim küçücük çizimlerim böyle metal işlenmiş oradaki atölyenin şeyleri tarafından. Dolayısıyla o süreçte tabii hep gizli olması gerekiyordu. Bunlar böyle hiç paylaşmadım ama hakikaten üretim süreci çok heyecan vericiydi. Çünkü son derece profesyonel bir ekip ve çok da iyi yönlendiriyorlar. Hani ne yapmak istediğine göre hani doğru malzemeyi yönlendirebiliyorlar. Evet, Dior projesi öyle oldu. Bu zaten şey, Lady Dior Art diye bir serileri var Dior markasının. Her yıl bir grup sanatçıya tasarım yaptırıyorlar ve bunlar sınırlı sayıda, 100 adet üretiliyor. Ve işte her yıl değişiyor. Bu yıl da, şimdi ben de takip ediyorum, yeni sanatçı grupları çıkıyor ve onların kendi çantaları oluyor. Onun dışında bazı sanatçılarla şey yapıyorlar, ne denir ona, defile tasarımları. Tüm o defilenin ambiyansını tasarlayan sanatçılar oluyor. Dolayısıyla Dior bunu bir süredir yapıyor, bu sanatçı işbirliklerini. Ve şimdi şey de var, başka markaların da daha da çok hani sanatı kullandığı ve sanatçılarla işbirliği. Hani bu çok da yaygınlaştı aslında benim gözlemime göre de. Ve sanki biraz daha da çoğalacak gibi geliyor o şeyler, moda, sanat işbirlikleri. Evet, Dior hikayesi biraz böyle, bilmiyorum sorunuz varsa sıkışık alabilirim ama. Yok, çok teşekkür ediyorum. Yani son zamanlarda modayı farklı boyuta taşıyıp aslında Metropolitan Gerfert, bu yeni sergi, bütün yaz açık olacak. Bunun lansmanı, İşte açılışı. Ben şaşırıyorum. Aslında 2012'den sonra olan bir şey bu. Yani artık müzelere sanatı toplumla buluşturuyor. Ama bir taraftan da kadınların hani taşıdığı çantanın da bu kültürel miras ögelerini taşıması çok farklı coğrafyalarda ve bunların da aslında koleksiyon, yani senin çantaların belli adet üretildiği için ileride koleksiyon ürünü olacak. Yani belki yeni gelenleri değil de eskiden senin ürettiklerini isteyecekler. Yani bir statü sembolü olmaya başlıyor ve sanatı bir sokakta artık, işte müzede, farklı yerlerde, her yerde farklı boyutlarıyla görmeye başladık ve daha da bu yoğunlaşacak. Sosyal medyanın gücü de çok önemli tabii. Yani sosyal medya koptu o dönemde. Doğru. Özellikle hani bir Türk sanatçının çok öne çıkması çok gurur verici bence. Bir o anlamda önemli. Bir de tabii işlenen temalar, yani bunların bizim hani eski geleneğimizde motif geleneğine bağlı olarak gelişmesi bence o da tabii çok değerli. Şimdi istersen görsel paylaşmak istersen, evet, ekranı sana verebilirim. Evet, hemen veriyorum. Olur. Herkes çok merak ediyor. Ben de aslında zaten süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama şeyi... Süremiz var. Hiç sorun yok. Ay, şişim şimdi. Şimdi şeyden tam bu söz ettik ya, o geleneksel ögeler vesaire. Hani ben de şuradan belki, hatta kısaca belki şuradan başlayayım size. Süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama hızlı hızlı geçebilirim. Bu sergiyle, dediğim gibi, bu sunum aslında tamamen Tate'deki deneyim üzerine ben hazırlamıştım. Ve şeyi söylemeliyim. Sergiyi planladıktan sonra bir geçen yılın Mart ayıydı. Orada bir misafir sanatçı programına da dahil oldum. Yani bu sergi aslında bu programla birlikte bana sunulmuştu. Dolayısıyla bir sanatçı misafirlik programında mesela şöyle gösterirsem görülebiliyor mu şu anda?
Görebiliyor musunuz şu anda? Gayet iyi görüyoruz. Evet. Tamam. Yani şey böyle shortcut'la ineceğim. Tamam. Seri olabilir diye. Burası Çok Sentai's. güzel. Ve ben evet Mart ayını burada geçirdim geçen yıl. Ve biraz da tabii şey istiyorlar. Sanatçıların orada vakit geçirmesini, oranın kültürüyle etkileşime girmesini ve biraz da orayı yansıtan işler aslında görmek istiyorlar. Bunu tabii kimse bana şey olarak söylemedi. Böyle bir beklentimiz var gibi ama hani bu şeyi ayarlamak, işte güzel bir böyle cottage, zaten masal kenti gibi bir yer. Hani evim, atölye de çok güzeldi. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Burası mesela Portmuir Studios. Burası şu soldaki, hatta şurası benim atölyemdi. Ve tabii çok güzel şartlar sunuyorlar ve o noktada zaten etkilenmemek de mümkün değil. Hani o kasabanın kendisinden biriktirdiği kültürden. Burası böyle bir balıkçı kasabası aslında. Fakat şu an tabii artık balıkçılıkla değil de turizmle şey yapıyor, geçimini sağlıyor. Ve de pandemi zamanı da tabii İngiltere'nin sınırları kapalı olduğu için inanılmaz bir şey var artık, talep var. Çünkü kimse çıkamadığı için ülkeden daha çok buralara gelmişler. Dolayısıyla şey, her yer biraz otel gibi, yazın falan yer bulmaya imkan yok. Bunlar böyle genel görüntüler kentten. İşte o söylediğim o masalsı şey. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi çok eski evler, cottage house dedikleri, 200-300 yıllık, 400 yıllık böyle. Zaten hani birkaç evde kaldım farklı zamanlarda. Aile ağaçları var. Hani o evde yaşamış aileleri, daha doğrusu sülale diyeyim. Hani 5-6 nesil görüyorsun ve şey bile, hani bu süreklilik bile başlı başına bana şey geliyor, fantastik geliyor. Çünkü hani bizim burada ne kadar kesintiliyse her şey ve nasıl her şey sürekli yeniden değişiyor ve yeniden bir düzen oturtmamız gerekiyorsa, orada da her şey çok sabit ve kültür şey gibi birikiyor orada. Yani sanki hani, ki benim hani anlattım ya, İstanbul'a gelince biraz daha gelenekle ilgili çalışma nedenim aslında Ankara'da benim bilmediğim bir geçmiş olduğunu İstanbul'a gelince fark etmişim. Dolayısıyla hafıza boşluğuyla ilgili çalışıyordum. Hani tüm bu eski seramiklerin, formların bana ne anlattığını aslında bir kazı yapar gibi araştırıyorum ben sanatçı olarak. Ama şey de çok enteresan ve sürekli de işte biliyoruz ya, toplumsal olarak da bir unutma ve amnezi durumumuz var ve hatta unutarak anca ilerleyebiliyoruz gibi bir şey. Şimdi Sentai'da da şey benim için çok enteresandı. Tamamen unutmamak üzerine, kaydetmek üzerine inanılmaz bir arşiv, inanılmaz bir şey, işte koruma, preservation. Hani neredeyse böyle onu diyordum hep, ölüler daha çok yaşıyor gibi. Her yer işte, o banklarda bile yazar ya işte şey, bilmem kimin anısına diye mesela isim yazarlar. Filmlerde falan da çok geçer. Dolayısıyla şeydi, St. Ives'daki hakikaten o biriken kültür benim için çok enteresandı ve tabii coğrafyayla kurduğu ilişki de öyle, suyla kurduğu ilişki. Bu Tate Müze'nin üstündeki şey, daha doğrusu yeni açılan bir bölüm var, onun üstünden bir ayrıntı. Bu Tate Müzesi'nin girişi ve o küçücük kasabada bir Tate var. Yani Tate'in 4 şubesi var. Bir tanesi St. Ives'da ve şey de bence çok çok ilginç. Hani oraya bir Tate açmak da tabii ne kadar güçlü bir kültür politikaları olduğunu da gösteriyor. Çünkü St. Ives'da savaş sonrası özellikle çok fazla sanatçı yerleşmiş. Biraz da işte bugünden de mesela çok iyi anlayabiliriz. Şey, insanlar daha huzur içinde yaşamak istiyor ve doğaya gidiyor ya. Orada da işte St. Ives'a gelmiş ve orada aslında sanatçı komüniteleri oluşmuş. İşte Barbara Hepworth orada yaşamış, atölyesi oradaymış. Ki benim sergimde çok fazla onun şeyiyle, kültürel mirasıyla ilişkiliydi. Bernard Leach orada açmış atölyesini. Ben Nicholson, David Heron, onlar hep oradaymış. Ve aslında Tate de biraz o şeyi de korumak için buraya büyük bir müze açıyor. Devam ediyorum. Bu benim sergimi açacağım salon ve benim ilk o şey, sergi yapacağım yeri gördüğüm an aslında. Ve bu ilk gittiğim zamandan bir ziyaret. Tabii şey benim için zordu. Bu alanda nasıl bir sergi, hani ölçmek biçmek istiyorum ama tabii mümkün değil çünkü gün içinde insanlar geziyor oluyor, ama enteresan bir biçimde
Müze şeye girdi, ben rezidansı yaparken inşaata girdi, ne denir, yenileme sürecine girince bir anda müze bana açılmış oldu ve ben müzeyi biraz atölye gibi kullandım ve Tate'in de şu şeyini de hani atlamamalıyım, gerçekten çok etkiledi beni. Oraya gidince bana bir şey verdiler, kart, böyle akıllı bir kart, kapıları açan boynumda. Ve bir eğitimden geçiyorsunuz, güvenlik eğitimi. Anlatıyor müzede ne nerededir, bir şey olursa ne yapmalıyız vesaire. Bu standart bir uygulama. Ve o kartla ben 24 saat müzeye girebiliyordum. Ve tüm bu koleksiyonun arasında hani ben oraya çamurlar taşıyorum, bantlar, makaslar, bir şeyler, maketler yapıyorum. Hani kimse de sen burada ne yapıyorsun, işe zarar verirsin falan. Kimsenin bir şeyi yoktu. Mesela o beni çok etkiledi. Hakikaten o güven şeyi çok çok etkileyiciydi. Burası ben o kaldığım süreçte bu eski bir kilise, eski bir kiliseyi şeye çevirmişler, arşive. Ve burada gönüllüler çalışıyor. Tüm bu insanlar aslında gönüllüler ve çoğu emekli ve orada yani sanitize'da olmuş olan her şeyin arşivi tutulmuş. Hatta en son şey yapılmış, masadaki dosyalar pandemide sokaklar nasıl görünüyordu diye fotoğraflar çekilmiş. Ve boş sokakların bile fotoğraflarının olduğu albümler var. Yani arşiv derken çok eski dokümanlar değil, hani böyle canlı bir arşiv. Hani her an böyle eklenen bir arşiv. Burada biraz araştırmalarım olmuştu. Dolayısıyla ilk gittiğimde hani arşivlerde gezdim, biraz coğrafyada gezdim. Burası stüdyo. Stüdyonun içinden görünümü. Tabii şeyi fark edersiniz, tepedeki ışıklandırması vesaire. Özellikle resim yapmak ve resimdeki renkleri iyi görmek için çok böyle güzel açıdır üstten gelen ışıklar. Burası biraz da böyle şey, daha güneyde olduğu için güneşin gelme açısı da çok farklı ve çok güzel renkler oluşuyor gün batımında. Hani onu diyorum şey, Sentayz'da da bunu hep konuşuyorduk. Resim yapmak neredeyse bir folklorel bir şey gibi. Hani herkes resim yapıyor. Ve o yüzden de resim şeyi çok önemli. Bu bir şimdilik geçeyim bunu. Burası söylediğim şey Portmore Studios. Bunlar stüdyodan ayrı da. Bu ben ve şey salonum, işte bu sergi salonu, ne yapacağımı bilemediğim ve böyle işte 2 yıl ben bu maketle şeyde İstanbul'daki atölyede şey yapmıştım, hani çalışmıştım. Ve hani o salona en doğru kurulumu nasıl yaparım? Hani biraz sergi mimarisiyle ilgili çalıştığım bir süreç. Ve bu işte söz ettiğim, dedim ya, bir fırın kurdum diye. Şimdi birazdan son halini de göstereceğim. Böyle küçük maketlerle oluşturuyordum. Ve şey şansım da oluyordu. İşte akşamları da gidip hani o salonda bu arada bu küratörleri serginin ve şu şeyde de işte söz ettiğim, mesela yerde şu çizdiğim bantlar benim şeylerim. Aslında atölye gibi kullandığım tüm bu raf değil işte karton parçaları maketlerim ve işte etrafta De Kooning heykeli, Barbara Hepworth heykeli falan, hani tüm o işlerin arasında bir atölye ortamı yaratıp çalışmış olmak da gerçekten çok özel bir deneyimdi. Burası da atölyemin son günleri, biraz daha işte oradaki çiçekler, tabii çok fazla bitkiler topladım, o bölgeye has bitkiler, taşlar, buradan götürdüğüm şahvazolar vardı bunlar. Bu arada şey ilk Emine miydi söz ettiniz ya, şey Aydın Afacan'dan biliyorum diye. Bunlar Aydın'ın ürettiği şeyler. Biz Aydın'la Evet. çalışıyoruz. Evet, onlar da gitti ve Evet. zaten serginin de başlıca formu buydu, şahvazoydu. Ve bu benim için şey bir süreçti. Hani denemeler yaptığım, böyle orayı anlamaya çalıştığım, yapacağım serginin böyle ayrıntılarını artık, bir de şey çok iyi, çok yakın. Müzeyle atölye arası gerçekten 2 dakika yürüyerek, çok küçük bir kasaba olduğu için her şeyi böyle yürüme mesafesi. Hani gerçekten yoğun, böyle sıkıştırılmış bir deneyim gibi oldu. Hem oradaki kültürü böyle algılamak, onların hayata bakışını ve çevreyle kurduğu ilişkileri böyle anlamak ve tabii ki onları anlayınca kendi toplumunu da anlıyorsun ya, aslında sadece onları anlamak değil, bir noktada o kıyaslamalarla da şey yapıyorsun, kendini tanımlıyor oluyorsun. Bunlar benim oradaki atölyelerde çektiğim fotoğraflar. Bu oraya gidince de bu arada şey dedim, resim yapmadan geri dönemem çünkü ciddi bir resim geleneği olduğu için bana şey teypteki şey sekreter bu haritayı şey takvimi çıkarıp vermişti, çıktı almış.
Dedi ki buraya yazarsın programını dedi işte. Onlarla da bazı işlerimiz vardı. Ve ben her gün denizin ne renk göründüğünü buraya boyuyordum. Bir guaj set almıştım orada kendime. Gerçekten bunları böyle bu renklere bayağı vakit harcıyordum yani. Biz yarım saat, bir saatimi kesin alıyordu. Ama şey, kendimce bir böyle bir günce tutmuş oldum. Yani Mart 2022'de denizin renkleri şeyden, atölyeden. Bu işte o söz ettiğim şey, yani birazdan göstereceğim sergi kurulumunu aslında o residency sürecinde yerlere bu bantları çekerek, bu denemeleri yaparak oturtmuştum. Çünkü şey çok zor, hani ben normalde 3 boyutlu program kullanıyorum sergi kurarken ama gerçek hayatla program arasında hep şey oluyor, büyük bir açık oluyor. Şey mümkün değil, yani o bedenini algıladığın mekanla ekranda gördüğün mekan çok farklı iki şey. Dolayısıyla benim için çok çok büyük bir şanstı bu şeyi, salonu böyle müsait bularak. Şey, o söz ettiğim batch de işte şey, kimlik de boynumda ve onunla dediğim gibi müzede istediğim şekilde gezebiliyorum tüm koleksiyonlarım içinde. Bu da o şeyin gerçekleşecek işte projenin ilk aşamaları gibi. Bu böyle bir alt şey olsun. Sonra size biraz serginin sergiden görünümler. Bu artık serginin kurulmuş hali. Sergi salonundan görünümler, fotoğraflar biraz daha büyük diye. Şimdi bu tam da söz ettiğim şey, hani böyle bir tek bir stand kurguladım ve oradaki her bir raf ya da her bir yapı böyle raflardan oluşuyor ve modüler bir sergi. Yani bu böyle demonte olabilen bir şey ve seramiğe aşina olanlarınız arada anlayacaktır ne yaptığımı. Ve tabii biraz şey, benim için serginin en önemli kısmını söz etmeyi unuttum. Serginin ana teması, yani kendini Sanitize'a şöyle bağlıyordu tüm üretim. Dediğim gibi İstanbul'a geldiğimden beri biraz daha bu malzemenin geçmişi, gelenek konusu, o ilişkiler, onu dönüştürmeyle ilgili çalışırken ve söz ettiğim gibi 16. yüzyıldan bir Çinli panelin parçalarını ayırıyorum vesaire. Bu olurken tabii Türkiye'de enteresan bir şey olmaya başladı. Modernizm yok olmaya başladı ya. Hani böyle bildiğimiz binalar yok oluyor, yok ediliyor neyse. Ve şey çok şizofrenikti benim için de. Hani ben zaten böyle geçmişi hatırlayamıyorum ve ondan muzdarip hissederken bir anda kendi, yani yaşadığım geçmiş de yok olmaya başlıyordum. Mesela Ankara'ya geldiğimde konservatuar binasına da işte yıkılmış ve şeylerde. Biliyorsunuzdur belki. Ve hani o anı hiç unutmuyorum. Hatta bu serginin adı Minor Vibrations on Earth. Doğrudan o andan geliyor. Hatta o videoyu da şuraya koymuştuk. Onu da size göstereyim. Şu, evet. Bu, yani tanıyorsanız eğer, Gazi Hastanesi burası. Burası İlahiyat Fakültesi. Beşevler'deki şey bölge ve bu arada benim yarı zamanlı bir konservatuar geçmişim var. Hatta gelene kadar da şey şarkı, aktif olarak şarkıda söylüyordum. İşte şurası kantindi, burası bale bölümüydü falan ve hani şeyi o an, yani o tabii onu yıkılmış görmek çok beni de yıktı. Çünkü şeyin gidiyor ya tamamen. O koridorlarda geçirdiğin zamanları hatırlıyorsun, arkadaşlarınla olan anıların ve hepsinin o mekan sanki böyle kök gibi, yani onlar böyle yok olup gidiyor. Hani sen de bir boşlukta kalıyor gibisin. Şu an sanırım Beytepe'ye taşındı konservatuar. Ve hani şeydi, bir yandan sürekli buna üzülmek, hani artık şey de çok yorucu, o politik şey, hani yeni bir şey geldiğinde eskiyi unutmamız ve böyle reddetmemiz gerekiyor gibi. Bizim de makus talihimiz böyle sürekli bir şeyler unutarak ilerlemek. Ve dediğim gibi hani ben bir anda şeyimi, odağımı 16. yüzyıldan bugüne de çekmek zorunda kaldım. Ve bu şeyde, bu makinenin işte yeri dövdüğü anlarda yerden inanılmaz bir titreşim geliyordu. Yani ben ayağımın altında, video onu kaydetmemiş. Hani acaba dedim titriyor muydu ama çok görünmüyor. Küçücük bir titreşim ve o an şeyi de düşündüm.
Hani böyle insanlığın hakikaten bir şeyleri kurup, yok edip, yeniden kurup, hani bunun böyle bin yıllardır aynı şekilde sürmesi ve bunun yanında da işte tüm o molozlar birikiyor ya işte bir yıkıntının üzerinde. Oradan da her zaman böyle bir yeni bitkiler büyüyor. Yani şey, artık biraz daha buna böyle ağlamak yerine, yani tüm bu şeyi hem hafızayı tabii bir yerde kayıt altına almak, hem de başka bir açıdan nasıl bakarım? Yani tüm bu, tamam, şizofrenik bir durum var. Hani bu nasıl böyle bir bütünleşir? Dolayısıyla benim o şeye yeniden döneyim. Sergi kurulumundaki yani bu load etmek, böyle fırın yüklemek biraz aslında tüm bu başka başka hikayeleri bir araya sokmak için de iyi bir kavramsal şey, yapı oluşturdu diyeyim. Dolayısıyla burada şey olarak, form olarak sadece şahvaza görüyoruz. Bu da çok tipik bir Osmanlı formu gördüğümüz anda direkt. Ama üzerindeki anlatı tamamen şey, tamamen değil ama yer yer diyeyim. Tüm bu molozlardan ayrıntılar, molozlardan büyüyen bitkiler ve tabii ki hem onun bir Ankara ayağı var. Bir de sonra St. Ives'da işte Barbara Hepworth'un kurduğu bahçe, tüm o aslında yıkıcı ve kurucu bahçeler. Hani o bitki çünkü ikisinde de böyle şey yapan, konuşan bir şey, tema diyeyim. Çok karışık karışık geliyor mu? Konudan konuya atlıyor gibi miyim? Çünkü bu aylarca yıllarca üzerine çalıştığım şeyler olunca kısaca tabii hemen özetlemesi benim için kolay olmuyor. Ama şurada mesela konservatuarın o şeyinden, molozlarından aldığım demirler de var. Oradan topladığım tahtalar var. Şu şeyler, kiremit parçaları yine konservatuarın şeyi, atıkları. Zaten öyle bir gruplama yaptım ki böyle... Her bir yapının aslında kendi içinde bir şeyi var, bütünlüğü var gibi. Mesela burası biraz Barbara Hepworth'un şeyine, mirasına geliyor ki o da aslında şeyle ilgili yine, o modernist formla ilgili bir şey. Çünkü işte Hacettepe'den ayrılırken ya da Ankara'dan ayrılırken seramik biraz da, ya da işte benim okuduğum bölümde, sen de yakından bilirsin Billur, hani soyutlamamız gerekiyor, figürasyon yasak, dekorasyon yasak falan. Benim bu kadar böyle çiçekli vesaire şeylere düşmemin bir nedeni de aslında bölümdeki belli yasaklardı. Çünkü aslında son derece böyle modernist sınırların içerisinde bir sanat yapmamızı şey veren, ne diyeyim, izin veren bir şey vardı, eğitim anlayışı. Ve biraz da zaten oradan da bir kırılmayla bu şeye geçti. Yani geleneğe daha çok şey yapan, önceleyen bir anlayışı benimsemiştim. Ve sonrasında dönüp dolaşıp St. Ives modernizmine gitmek, hani bana da şey gibi, böyle bir çember tamamlandı gibi hissettim. Hani Ankara'dan İstanbul'a ve sonra yeniden St. Ives'e gidince. Çünkü tüm o Hacettepe'de bize aktarılan, istenen ideal formun çıktığı yer burası aslında. Yani Barbara Hepworth olsun, şey olsun, hani o boşluk, doluluk, formun güzelliği, aslında konudan böyle bağımsızlaşmış formla ilgili bir şey. Dolayısıyla sergi aslında tüm o modernizm fikri, hani hem Türkiye bağlamında kaybolan modernizm, hem de işte benim tüm o getirdiğim fikirleri bir araya bağlıyordu diyeyim. Ve burada şeyler var. Yine fırına ait işte şu konuları falan bilirsiniz. Böyle fırındaki dereceyi gösteren şeylerdir. Hani gözetleme deliğinden bakarak dereceyi anladığın. Hani bunlar böyle seramikçilerin çok hızlı anlamlandırdığı nesnelerdi. Ve burada ben şey olarak, fırın ayağı olarak aslında tuğlalar kullandım. Ve bu tuğlaları sırladım yeniden. Ve tüm bu bitki bezlemeleri falan hep şey, yabani otlar. Hep değil de işte yer yer o yıkıcı şeyler diyelim, bitkiler. Ve onlar tabii özel bir işlemle böyle transfer ediliyor sırlı yüzeye ve hep yollarda, hani duvar diplerinde falan kendi kendine büyüyen şeylerdi, bitkilerdi. Ve yine tabii ki şey, o akışkanlık, çünkü şeyde sır fırınında aslında sırın erimesi de o akışkanlıkla ilgili, yani işte cam haline dönüşüyor. Aslında topraktan aldığın bir malzeme ısıyla karşılaştığı zaman böyle sıvı bir şeye dönüşüyor ve sonra yeniden katılaşıyor. Aslında seramik sürecindeki kimyasal değişimler de çok çok ilginç ve bu sergide de hep onların
şeyleri var, görselleşmiş halleri var diyeyim. Böyle akan bir sır parçası. Sanki işte bir fırın arada bir yerde duruyor. Hani bir şeyler hala kendi içinde hareket ediyor ve dönüşüyor birbirine gibi. Bu şeyler mesela şu form, seramik yaparken hani şeyden fırlayan parçalar vardır ya, hani onların böyle şeyi çok hoşuma gidiyor. Dinamizmi diyeyim. Hani onların kendisinden bir Atlantik Okyanusu yapabilir miyim diye küçük parçalar ve o mavilerin tonlarını böyle tek tek ayarlamıştık, farklı mavi tonları. Ve zaten şeyde de sanırım, bakayım, evet şurada da sıra yağında, ya daha doğrusu evet sıra yağında tuğlada da o Sentai'den bir manzara var. Hani tam belli oluyor mu bilemiyorum ama fotoğraftan hani kayalar, sular ve hava, yani tüm o elementleri böyle bir arada gösteren bir kesit gibi. Bu şey için bir de burada sergide duvarda şey vardı, 5 bölümlü bir şiir vardı. Ve burada zaten o size anlattığım hikayeyi anlatıyorum. İşte Minor Vibrations on Earth is a moment in time. A moment in which my body feels the rhythmic vibrations coming from the ground. Hani tam o işte makinenin vurduğu ve şey titreşim anı. Hani böyle onu da biraz şiir formatında hazırladım. Tüm aslında çok daha uzun bir yazı vardı ama sonra biraz o bir distilasyon oldu ve böyle daha çok çağrışım yaratacak bir forma, hani metinsel forma döndü. Bu yine böyle şey, fırında olabilecek şeyler, hani fırında böyle bir şeyler, sırlar topaklanır vesaire, bunların hepsi yine söz ettiğim şeyler, kalıntılardan büyüyen çiçekler ya da bitkiler diyeyim. Bu arada şurada seçiliyor mu bilmiyorum. O gösterdiğim videodan bir görüntü. Burada yani yıkan o buldozerin şeyi var, görüntüsü var. O görüntü bu. Hani o hani yakın geçmişi biraz daha eski geçmişle bir araya getirmek gibi. Hani Şahvazo'nun üstünde aslında yok olan modernizmin bir imgesini kullanmak. Böyle şey gibi benim için. Hani iki geçmişi birbirine çarpıştırmak gibi ve hani o kaplarda da şey vardır ya, antik dönemde de aslında hikaye anlatıcısıdır kap. Kapın üzerindeki hikayelerden de o zamanın tarihini ve o dönemde neler olduğunu neredeyse belgesi gibi yani. Dolayısıyla bir o geleneksel şeyi de, işlevi de tutarak böyle biraz olmadık şeyler kullandım diyeyim. Dekorlama mesela. Şunlar falan tam o molozlardan çektiğim yine yıkılan binalardan ayrıntılar. Bu da bir Şahvazo'yu parçalayarak onun içinden modern formlar çıkarma denemesi. Bir çeşit etüt gibi. Hani Şahvazo'yu işte Aydın'ın yaptı. Zaten o yapıyor, ben bozuyorum gibi böyle kesip ortadan. Dörtgenlere bölerek daha böyle modernist bir anlayışla sanki raflarda işte çemberler oluşturarak. Şöyle biraz hızlı hızlı geçiyorum. Çok da her karenin üzerine şey yapmayayım. Başka ne geldi? Şu form da mesela şey, çift birbirine yapışık. O da biraz Barbara Hepburn'un anne ve çocuk heykeli vardır böyle. O biraz ona gönderme. Yani aslında Şahvazo'yla oradaki Barbara Hepburn şeyine de ne diyeyim, mirasına da, hani görsel mirasına da hep göz kırpan şeyler vardı ve o hani Şahvazo'nun o olmadık hali de şey geliyordu benim için, yani ilginç bir düşünme şekliydi hani oradaki çarpıştırmada, melezleştirme ya da bu aslında şey, şu dedim ya, fırının içi gibi hayal etmiştim. Bu Bernard Leach'in atölyesinde benim topladığım bazı tuğlalar vardı. Bunlar fırın tuğlaları. Ve bunları kırarak ve şey, farklı yerlerinden, farklı renklerinden kırarak yeni bir çamur elde edip aslında Bernard Leach'in fırın şeyini, kapağındaki tuğlaların birebir kopyasını çıkararak bir tarafı bir duvar resmi yaptım diyeyim. Yani bunlar yakından sanırım vardı fotoğrafı, şimdi ilerleyince çıkacak. Bu arada tekli fotoğrafı, o söz ettiğim yazının.
Masa dedim, kap. Bunlar da şeyler, sergide gördüğünüz işlerin tek başına halleri, yani tek bir grup olarak halleri. Sanırım 7 grup vardı toplam ve hepsinin farklı bir teması vardı. Birisi biraz daha akışkanlık ve coğrafya, birisi Barbara Hepworth'a odaklı. Ha, evet, bu söz ettiğim tuğla şeyi de bu. Yani bunlar aslında doğrudan fırın tuğlalarını kırarak oluşturduğum şeyler, çamurlar. Ve buradaki renklerin hepsi de aslında fırının yanma sürecinde tuğlaların sırdan çektiği renkler. Yani oradaki etkileşim de benim çok ilgimi çekti. Yani tuğlanın çünkü renkleri değişiyor ya fırınlama sırasında. Aslında içinde pişen nesnenin şeyin seramik nesnenin sırrını ve kimyasallarını da çekiyor ve renk değiştiriyor. Biraz o şeyde hani ortamların birbirini etkilemesi çok hoşuma gittiği için ki benim de yaptığım işin bence şeyi de o genel yani en genel ne diyeyim tarifi hani tesirler böyle bir şeyin başka bir şeyi tesir etmesi ve yeni bir ortam yaratması. Ne kadar vaktimiz var? Bayağı aslında konuştum gibi sorular varsa ara sorular çünkü benim için de şey daha iyi olur böyle karşılıklı hani herkesten de olabilir böyle merak edilen şeyler falan varsa eğer. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu süreci bize özetlediğin için herkes farklı bir şekilde görüyor. Ama ben özellikle bu kasabayı çok beğendim. Bazı İngiliz filmlerinde de kullanılıyor. Aslında orası Endüstriyel Cornwall, Endüstriyel bölgesi. Bu sanatsal projelerin olduğu bir yere dönüşmesi ve hani Artist in Residence programı extension'ın orada olması. Ama sen çok güzel bize özetledin aslında bir sanatçının kendi deneyimini. Yani nasıl bir ressam tuvale aktarıyorsa sen üç boyutlu hem seramiği hem resmi hem duyguyu içine gömdüğün formlarından bahsettin bize. Ben söz vermek istiyorum. Zaten paylaşımı durdurursak konuklardan gelen sorular ya da sana sohbet niteliğinde belki sorular gelecektir. Ekranı durduralım ve konuklardan soruları alabiliriz. Ha, kalabalıklaşmış. Sormak isteyenler. Burçak merhaba. Merhaba. Çok güzel bir sunumdu. Ben Ya. farklı bir aşamasında Beraber bir dinlemiştim sorun ama var. şimdi tekrar bütünsel olarak sanatsal pratiğinle ve yolculuğunla dinlemek gerçekten çok ilham verici oldu. Hani hem kültürel mirasa değer veren halıdan başlamış bir yolculuğum var. Ama başka bir açıdan bunu arşivleme mantığında izlemek ve tam tesadüfen de her şey yok olurken sen arşivleyen bir yere ziyaretçi olarak gitmen hani onun yansımalarını izlemek güzeldi. Çok ilham vericiydi. Teşekkürler. Şeyi merak ettim. Hani Bilur Hoca da senin mezuniyet şeyinden bahsetti. Belki onun bir görselini hemen bulamazsın ama bu desene yönelmeden erken dönem işlerin diyebileceğimiz yani gösterebileceğin bir şey var mı? Onu da görmek istedim. Çünkü ben hani hep seni bu desenlerle özdeşleştirdim. Hatta bir çalışmanda da yani sormuştum bunun üstüne ne gelecek? Çiçekleri bekleyebilir miyiz diye. Odun olmadığı bir yaratıcı düşünce şeklini merak ettim. Eğer gösterme şansın olursa. Bak şimdi ben de hızlıca düşünüyorum web sitemde var mı diye ama yok. Yani inanılmaz bir şey ama o şeyde var onlar. En çok master tezimin sergisinde hiç
renk yok, hiç şey yok, böyle çok ne diyeyim, maskülen, böyle vidalar vesaire, o kadar bambaşka bir yapı ki, ama yine yapı var. Yani şu anda da hani üretim şeklim, bence evet, çiçekleri, süsleri çok kullanıyorum özellikle, ama hep bir yapının içinde bir işlevi var aslında. Odak o değil çoğu zaman. Ve o zaman da şimdi ben eski işlerime bakınca şeyi görüyorum. Bir yapı kurma, yani bir bütün oluşturma, bir bütüne bakma hep varmış. Şu anda hızlıca gösterebileceğim bir şey yok, ama sana şey yaparım. Hani bulduğum zaman o eski işlerimden biraz da, aslına bakarsan şey de, o üretimler içindeki son derece geometrik ve renksiz işler. O feminist sanatla ilgili de tabii öğrendiğim zamanlardı, o zaman öğrencilik zamanları, ve orada şöyle bir eleştiri vardı. Hani kadın sanatçıların aslında erkek diline öykünerek de, çünkü sanat dünyası çok erkek dominant bir dünya olduğu için, özellikle o dönemlerde, bugün artık o kadar değil tabii. Aslında hep o dile öykünerek kendi şeylerinden, ne diyeyim, hassasiyetlerinden, duyarlılıklarından böyle biraz şey yaptı, kaçındı. Çünkü onlar o biraz daha minor addedilen şeyler ya, hani işte şey, çiçek, böcek, nakış vesaire gibi, böyle daha minor bir yerde, hani bir büyük harfli sanat var, bir de bunlar var gibi. Ve orada ben de bir düşünmüştüm, ben nasıl şeyler yapıyorum acaba? Bu, çünkü feminist sanatın eleştirilerinden biriydi, kadının kendi dilini böyle yok sayarak başka bir şey üzerinden kendini anlatması. Ve o zaman işlerimde hakikaten dedim, hiç şey yok yani, böyle çok maskülen görünüyor. Ve o da benim için sorgulamaydı. Ve şeyi hatırlıyorum, böyle dedim, gözüme güzel gelen, hani o retinal haz vardır ya, oradan dedim gideceğim. Ve aslında ilk çiçeği koymak biraz şeydi, çok sancılı bir süreçti benim için. Ve o ilk çiçek sütlenmiş bidonu yaptığımda, Hacettepe'de asistandım o zaman, böyle bir şey olmuştu. Şimdi bu ne? Ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Ama orada benim de hakikaten kendime dürüst olmam gerekiyordu gibi hissediyorum. Çünkü bir dakika, ben bunu sevdim ve ben bununla bir yere gideceğim şimdi gibi, aslında yepyeni bir yol oldu. Ama ondan öncesi gerçekten çok şey, geometrik, renksiz, metaller ve şeyler var çok içinde. Bayağı bir üretim var onda, ama şu anda hızlıca bulabileceğim bir dosya yok. O kadar vakit geçti ki üzerinden. Ama güzel bir soru. Onları da belki şey yapmalıyım artık web sitesinde bir yerlere. Çünkü önemli bir kırılmaydı benim için de. Teşekkürler. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Başka sorusu olan... Ben de bir katkıda bulunabilir miyim? Burçak'la sohbet ettim. yani, Burçak, çok teşekkür ederiz. Çok zevkle dinledim. Herhalde uzun sürede dinleyebilirdim. Resmen bir gösterge bilim yaptın neredeyse. Yani sergindeki her bir nesneyi, her bir çizgiyi tek tek açıkladın ve onun bağlamlarını çok iyi bir şekilde bize anlattın. Dolayısıyla da yani hem bağlantısallık açısından hem de yaşanmışlık açısından çok iyi bence vurguladın. Şunu söylemek istiyorum sana, ya da sormak istiyorum. Yani bir yandan organik birliği de çok iyi kurmuşsun. Yani neredeyse hiçbir çizgi fazla değil, hiçbir işte nesne orada yersiz değil ya da eksik değil gibi düşündüm ben sen anlatırken. Herhalde çok daha uzun uzun anlatırdın. Böyle bir sergiyi, yani böyle bir enstalasyon diyebiliriz, yani böyle bir enstalasyonu izleyen kişiler senin bu öykünü anlayabilmeleri için ne yapıyorsun, ya da böyle bir derdin var mı? Hani bırakıp, öyle bir tavır vardır sanatçılarda, isteyen istediği gibi anlayabilir, ya da tam tersine, yani ben mutlaka bu göstergelerden bazılarını söylemeliyim ki onlar bağlantıları daha iyi ya da benim anlatmak istediğim gibi kursun. Çünkü hani Ankara'daki konservatuvarın oradaki işte inşaatından nesnelerin orada yer alması
ne bileyim işte çok farklı kültürden izleyicilerin acaba ne kadar yaşantılarına geçebilir? Ya da bundan ilgili ne gibi duyumlar alıyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Çok güzel sordunuz. Çünkü beni de çok şaşırtan şeyler oldu. Bu döndüğüm zaman toplamak için sergiyi, o söz ettiğim sergiyi gezdiren kişiler, visitor welcomers'lar. Onlar, yani ben şeye inanamadım, o kadar iyi anlamışlardı ki konuyu. Osmanlı geçmişi, modern geçmiş, bunların böyle arasında çalkalanmak, bir şeyin hafızasının yok olması ve yok olmaması ile ilgili. Ve bunu böyle rutin turlar oluyordu sergi. Yani ben de denk geldim tesadüfen. Benim haberim olmayan etkinlikler bunlar. Hani oraya koyuyorlar pat diye. Bugün 11'de tur var diyorlar. İnsanlar birikiyor. Hani bir spontane tur. Cidden o şeylerden, onların izleyiciye anlatmasından hani daha iyi anlatılabilir miydi benim sergim bilmiyorum. Bir de hem kendiyle ilişkilendirerek, hem benim işte residency'de gittiğim zaman neler yaptığımı, işte o sırada benimle olan etkileşimlerinden başlayarak o kadar güzel bir hikaye anlatımıyla kurgulayıp anlatıyorlardı ki izleyicilere. Dolayısıyla şey, hani daha iyi olamazdı gerçekten. Onun dışında bir de aklıma şey geldi, bu sergiyi anlatmak. Yani o tabii ne bileyim çok... her zaman olmayacak bir şeydi. Hani birinin o kadar iyi kavraması ve anlatması. Hani biraz o işini ciddiye alma düzeyini de tabii çok gösteriyor. Ve oradaki dahası kültürel altyapıyı, hani sanatın ve kültürün toplumdaki yeri. Çünkü o çok gerçek bir karşılığı var. Şey gibi değil. Ve Tate de bir hükümetin bir kurum olduğu için hani insanların vergileriyle bu sergiler kuruluyor. Ve öyle bir sorumluluk da var. Yani herkes çok benimsiyor. Orada olan biten şeyi anlamak istiyor, çaba gösteriyor. Dolayısıyla o çok özel bir deneyimdi. Ama onun dışında benim mesela aslında geri gelmişken şeyi de açıklamak isterim. O müzedeki deneyim, yani bende çok yeri kalan bir şey oldu. Mesela bir şey pozisyon var. Interpretational curator dedikleri bir küratör var müzede. Ve bu pozisyonun şeyi, tek fonksiyonu insanlarla, yani izleyiciyle, izleyicinin karşılaştığı metinleri yazmak. Yani bu şey bir şey değil, mesela bir sergiye gidersiniz ve duvarda metin olur ve anlamayabilirsiniz ya, bazen böyle çok karmaşık fikirler olabiliyor sanatçının yazdığı ya da küratörün yazdığı. Hani Tate'de öyle bir şey lüksümüz yok. Ben böyle bir şey hissettim, yazıyorum gibi bir şey yok. Halkın onu anlaması çok önemli ve sadece bu şeyi, dili kültürel olarak yani tercüme etmek için bir pozisyon var. Ve biz, Sally'di ismi, Sally ile o duvarda küçük bir metin var ama kaç kez editledik ve orada hakikaten size tüm bu anlattığım ya da bir kısmını anlatabildiğim karmaşık kavramları o kadar böyle yalınlaştırıp herkesin anlayabileceği bir şeye sundu ki. Ve, ama çok vakit aldı. Hani çok şey görünüyor, basit bir metin gibi görünüyor ama haftalarca bu metin aramızda gitti geldi. Ben diyorum şu mutlaka olmalı diyorum. Orayı yeniden yazıyor vesaire. Dolayısıyla İngiltere'deki özel bir deneyimdi. Ama onun dışında ben işlerime çok yıllar önce bir deneyimim var. Hiç unutmuyorum. İlk sergimde sanırım İstanbul'daki. Bir iş vardı duvarda ve biz ziyaretçiyle konuşuyoruz. O kişi şey anlatıyor. Ben diyor bundan bunu hissettim vesaire. Ben ısrarla hayır, onunla ilgili değil. Ben aslında buradaki tema şu. Fark ettim ki bir mücadeleye girdik. Hani ya yanlış anlama var burada gibi. Ben bir düzeltme içindeyim. Ve şey de tabii benim için biraz can sıkıcı bir diyalogtu. Ama sonra şunu fark ettim o diyalog sırasında. Yani onun, yani izleyicinin bambaşka bir şey algılaması aslında bir zenginlik bence. O işe eklenen bir zenginlik. Yani belki de benim hiç görmediğim başka bir şey gelmiş oluyor. Dolayısıyla şeye çok inanıyorum. Ortaya bir şey koyduğun zaman, bir üretim, o artık her yöne gidiyor. Ve ben hani sanatçı olarak bu onunla ilgili bu ve çok fazla çağrışım yapıyor. Çünkü her izleyici aslında bir kontekst, yani bir bağlam. Yani her gelen kişi kafasındaki bir geçmişle, algısıyla, hani bilgi düzeyiyle, görgü düzeyiyle bakıyor ve kendince bir ilişki kuruyor onunla. Ve orada böyle hiç eşitlenemeyebilir de durum. Herkes başka bir şey görür. Ama tabii şeyi de önemsiyorum. Temelde
bazı konular var, aktarıyorum ben. Sonra zaten bazı diyaloglar kendiliğinden derinleşiyor zaten. Hani bazı insanlar oluyor ki bambaşka bir soru soruyor, onunla bambaşka bir diyalog kurmaya başlıyorsun. Hikaye de bambaşka bir yere gidiyor. O zaman ben de hani tabii çok yeni şeyler öğreniyorum, yeni açılardan görüyorum işlerimi. Çünkü bir şeyi düşünüp ortaya çıkarıyorsun ve atölye süreci gerçekten şey, benim en azından çok zahmetli bir süreç. Hani çoğu zaman toz pis içinde böyle burada fırın yükle çıkar vesaire. Hani böyle sürekli romantik bir şey içinde değilim yani. Hani sanatçı şeyi vardır ya, böyle stereotip atölyesinde böyle. Hiç öyle değil. Gayet böyle şeyi, emeği çok olan bir iş. Dolayısıyla ben de mesela bu tip diyaloglarda şey oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü yeniden o düşünce kısmına geri gelmiş oluyorum. Oradaki etkisini görüyorum ve bence sanat üretmenin de en anlamlı kısmı bu. Çünkü sen bir şey koyuyorsun ortaya, o başka bir şeye neden oluyor. Ve sonra bu çembere, ya bu bir kültüre dönüşüyor, çember oluyor, yeni konular açıyor. O belki oradan başka bir ilham oluyor. Hani evet, çok mu uzattım bilmiyorum ama dağınık. Çok teşekkür ediyorum. Yani Bilnur, izninden bir şey daha sormak istiyorum. Çok kısa cevap verebilirsin yani. Tabii. TED'de biliyorsun, ben bir müze eğitimcisiyim. TED'de de müze eğitimi çok önde. Acaba hani müze eğitimiyle ilgili yapılan herhangi bir çalışmaya senin bu işin de konu oldu mu? Hani onunla ilgili bir deneyim yaşadın mı? Bunu merak ediyorum. Çünkü çok merkezde yer alabilecek bir iş gibi geldi bana. Aslında şöyle bir şey olmuş. Açılıştan hemen sonra oldu. Bana da oradaki o sekreter Joanne mesaj atıp göndermişti. Müzede bir program yapmışlar oradaki halkla ve müze bir aşçılık, yani pişirme workshop'ı gibi bir şeymiş. Ve müzenin şeyinden ilham alarak, müze koleksiyonu ya da olan sergilerden ilham alarak bir yarışma. Ve orada herkes bir şeyler üretmiş, işleri benzeyen. Ve benim şeyler de hani seramikler böyle akıyor falan ya şeyler. Harika bir böyle şey yapmış. Neydi? Lemon tart gibi böyle bir limonlu ama benim şeylerin aynısı gibi. Akıtmış kremayı üstüne böyle çiçek, gerçek çiçekler hep, ama yenilebilir bir şey. İşte üstünde de yazmış Burçak Bingöl'ün heykellerinden ilhamlı. Bunlar böyle sergilenmiş şeyde. Müzede sonra. Mesela o çok hoşuma gitmişti. Hani halkı dahil etmek ve oradaki sanat eserleriyle farklı şekilde ilişkilendirmek için böyle bir baking, işte aşçılık, ne pastacılık şeyi yapmışlar. Etkinliği. Ya evet. De vardır belki. Teşekkür ediyorum ben. Çok heyecanlıydı. Çok sağ ol. Biz teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Başka söz almak isteyen var mı? Benim bir sorum olacak eğer mümkünse hocam. Herkese merhabalar. Selam. Çok güzel bir sunumdu. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifliydi. Sorum şöyle olacak. Anladığım kadarıyla bir 2 yıllık süreçten bahsettiniz. Yani sergi öncesinde ciddi bir hazırlık yapmışsınız. İşte sergi salonunun maketini hazırlamak vesaire gibisinden. Sergi bir nevi bir şekilde hazır bir noktaya geldikten sonra residency kısmınız başladı. Residency bölümünden sergilemeye kadar serginiz ya da fikirleriniz yüzde ne kadar değişti? Yani başladığınız yolla vardığınız nokta aynı mıydı, yoksa oraya gittikten sonra da ufak tefek değişiklikler yaptınız mı? Ya aslında şunu da ekleyebilirdim, oraya gittikten sonra yani mekanı deneyimledikten sonra şu işte konulabilirmiş, şunları da ekleyebilirmişim dediğiniz işleriniz oldu mu? Teşekkürler. Teşekkürler soru için. Yani şöyle, aslında ben kabaca ne yapacağımı biliyordum. Yani o fırın kurma vesaire onlar aklımdaydı. Ama doğrusu ya residency sürecinde biraz da kendime izin verdim. Yani ben residency'ye gitmeden önce şey değildim. Bence çok, yani çok fazla bir şey yoktu. Evet, bir yapı vardı. Böyle bir enstalasyon yapmak istediğimi biliyordum. Ve fırın ortamına öykünen bir yapı kurmak istediğimi biliyordum. Ama residency'de de biraz kendimi de rahat bıraktım. Hani olur ya, orada bambaşka bir şey bir anda ilgimi çeker, bir anda rota başka bir yere gider. O yüzden de orada çok ona odaklı davranmadım. Ama o bir kenarda hani
sürecini sürdürdüm ama çok fazla şey de vardı. Hani onu hepsini tabii göstermeyeyim ama başka toparladığım, biriktirdiğim şeyler de vardı. Ve onlar bir de şöyle de oluyor. Çok farklı bir yer, gittiğim bir yer. Sentai's, hani gördünüz siz de böyle hakikaten gerçek bir yer gibi değil. O oranın içinde yaşıyorken şeyi de çok anlamıyorsun. Tam olarak neler aldığını. Hani sürekli bir şey altındasın çünkü. Bir yeni bir bilgi altındasın. Şeyi biliyordum. Dönünce tüm o bilgileri toparlayacağımı biliyordum. O yüzden de orası benim için şey, tam malzeme toplama. İşte mekandaki ölçüler olsun, şey olsun. Hani orada yapabileceğim her şeyi yaptım. Ama asıl hikaye dönüşte atölyemde oldu. Ve orada toparladığım kitaplar da vardı. Özellikle Barbara Hepworth'un kendi yazıları. Onun yeri gerçekten çok fazla şeyde, üretimlerde. Ve ben işte bu atölyede neredeyse bütün yazı burada geçirdim. Burada uyudum falan. Hani hiç şey yapmadan. Böyle blok bir yaz geçirdim. Geçtiğimiz yaz. Ve o süreçte aslında her şey çözümlendi ve final haline geldi. Yani tüm o yığınların içinde neler olacak, hangi konular birbirine nasıl eklemlenecek, hani ne diyeyim, asıl şekillenme orasıydı. Hani yoğunluk residency'den ziyade artık şeye, finale doğru, hani o şey de yükseliyor, hem zamanda azalıyor, artık böyle her şeyin şekillenmesi gerekiyor. Ve şey de, bu sırada mesela malzemeyle de aktif uğraştığım için, çünkü atölyemde hani fırınım var, şeyim var, ben burada yapmayı tercih ettim, seramikleri vesaire. Mesela bir iş yapıyorsun, onun sana geri verdiği tepkiyle aslında proje yeniden şekilleniyor. Dolayısıyla hep bir alışveriş de oluyor malzemeyle aranda. Ve proje öyle zaten akmaya başlıyor. Yani gerçekten finali aslında o sırada çıkıyorsun, o üretim sürecinde çıkıyorsun. Dolayısıyla şeydi, ama tabii sürekli bu arada not alıyorum, sürekli çiz, defterlerim hep yanımdadır, böyle bir sürü defterim var ayrı temalar, ayrı projeler için. Şimdi mesela o deftere geri dönüp bakınca, çünkü unutuyorsun hani her an, çünkü bir duygu, düşünce, bir şey oluyor, çizimler, şunlar bunlar. Mesela atölye sürecinde hep onların hepsini tarayıp bir şeye böyle evrildim gibi. Hani hep böyle ne diyeyim, gitgide yükselen bir şey oldu aslında serginin. Gelişme şeyi, evresi. Teşekkürler. Başka soru almak isteyen? Yüz gördüm. Yüzler kapalı olunca insan şeyde, Oğuz arkadaşım. Ben demedik bir, evet, soru sormak isterim. Süper. Evet, buyurun. Burçak, sen hem mekan hem uzam olarak geçtiğin yerlerden bir sürü şey topluyorsun ve onları eserlerine yansıtıyorsun. Sergilerinde hep bunu gözlemliyorum. Sentiles'a buradan bir sürü şey götürdüm. Konservatuarın tuğlaları da dahil olmak üzere. Sentiles'dan böyle seni kuyruklu yıldız gibi görüyorum. Böyle kuyruğunda takıp buraya getirdiğim bir şeyler oldu mu? Hani bu sergide de Sentiles'da şu deneyimimdeki, şu gözlemimden bunları da yansıtmak isterim dediğin şeyler oldu mu? Onu sormak istiyorum. Sentiles'dan aslında bayağı bitkiler geldi benimle. Şimdi böyle bir avatar serilerim var. Hani olduğum yerlerin bitkilerinden kendimi yeniden kurguluyorum vesaire. Aklımda öyle bir şey var mesela, iş var yapmak isterim ama o Barbara, tabii çok uzun uzun anlatamadım her şeyi ama Barbara Hepworth'un bahçesinden, ki o bahçe, daha doğrusu bahçesi değil, atölyesi ve sonra yaşamaya başlamış bir de bahçesi var. Şu anda müze olmuş orası ve Tate işletiyor. Yani Tate'in bir bölümü gibi o atölye. Ve tabii ki bahçesi falan bir müze alanı ve bitki almak yasak. Ve ben böyle oradan o iki dalı kesmek için şeyler, böyle büyük dramalar yaşadık. Hatta tesadüfen bu turu veren kişiymiş. Onlar çünkü sürekli dönüşüm çalıştığı için ben hatırlamıyorum ama o beni hatırlıyor. İşte diyor, gelmiş gizlice oradan bitki kesmiş diyor. İşte o bitki buna dönüştü diyor. O söz ettiğim şey hikayeleştirme. Çünkü bana sordu kesebilir. Ben sordum kesebilir miyim? Hayır, mümkün değil dedi. Ve gerçekten yasak. Bu arada konuşmada da, bir sanatçı konuşması oldu. Açılıştan sonra Maria Balşov oradaydı. Tate'in ana direktörü. Dinleyicilerin arasındaydı. Hani ben böyle işte oradan bitkiler kestim falan. Kayıtlara geçmesin. Hani çok ciddi, bu şaka değil yani. Bayağı şey, dal kesemiyorsun orada. Ve ben hani bir şekilde onu gizlice işte yaptık. Başka bir şeyin, müzenin
teknik elemanlarından birinin cesaretlendirmesi, ya dedi kimliğimiz var dedi, kimlikle istediğimizi yapabiliriz diyerek biz böyle girdik dangur dungur. Hatta bir parça da, koca bir parça elimde kalınca onu yanımda getirdim şeyle. ne denir? ıslak peçeteyle, kavanozla falan diktim. Barbara Hepburn'un bahçesinden elimde kalan bir bitki var ve şu an kendi büyüyor. Hani yanımda ne getirdim deyince hani gerçekten kelimenin tam anlamıyla bitkinin kökünü de böyle taşıdım. Ama şey, yani güzel bir soru St. Ives'dan. Ya çok çok şey birlikte, şey tabii çok etkileyici oradaki sanatsal kültür, hani o özen, ilgi, hani onlar çok içimde kaldı. Hani artistik olarak böyle çeşitli malzemeler var benimle gelen ama şey tabii çok güzel. O hani bir ilk kez bir sergimde şey hissettim. Tamam, bitti ve oldu. Hani o tamamlanmışlık duygusu gerçekten güzeldi oradaki. Süper. Çok teşekkürler. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Başka soru sormak isteyen var mı? Sona geldik galiba. Burçak'cığım harika bir sunumdu. Çok keyifli sohbet içeren ve özellikle de bu St. Ives anıları ve oranın o sakinliğiyle üretmiş olduğun güzel eserlerin ikonik ve yeni üreteceğin eserlerin de öyle olacaktır kuşkusuz. Bize keyifli bir saati aşkın süre yaşattın. Ve ben tekrar seni ekranda da olsa görmekten dolayı çok mutluyum. Ve bu güzel çalışmalarının devamını diliyorum. Bir sonraki konuşmada da inşallah birlikte yine birlikte oluruz konuklarımızla. Gerçi sen Çağdaş Müze konuşmalarının sanıyorum son konuğu olacaksın bu dönem için. Ama senin işlerin ve kattıkların aslında bizim yeni serimiz kültürel miras konuşmalarına da örtüşüyor. Onun için çok keyif aldım. Görüşmek üzere diyorum ve başarılar diliyorum. Herkese de iyi bir hafta ve 19 Mayıs kutlaması diliyorum. Bu vesileyle hoşça kalınız. Çok teşekkürler davet için. Gerçekten çok keyifliydi benim için de. Bu arada aklıma şey geldi. Bu Tate'deki serginin bir kısmı Ankara'da gösterilecek şey başında. Onu söylemeyi unuttum. Ekim 7'de hatta bir şey olmazsa Ankara'da küçük bir şey proje. Oğuz senin sorduğun işte St. Ives'dan gelecekler de Ankara'ya gelecek. Yani çünkü şiir... Şiirlerin içinde de bir Ankara bölümü vardı. O karşılıklı bir şey olacak. Ekim'de belki orada da görüşebiliriz. Süper. İşte yakından görme fırsatı olabilir. Harika olur. Ama çok teşekkür ederim davet için. Benim için de çok keyifli. Çok teşekkürler. Hangi galeride olacak? Şeyde, K Atölye'de. Bu Cinnah'da bir Bilmiyorum. Şey var. Evet. K Atölye, evet orada. Şimdi Oğuzlarla onun... Tamam, öğrencilerimi yönlendireceğim. Evet, şeyde Ekim ayında, tam da Cumhuriyet Bayramı ayında şey yapacağız. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Ben de. Hoşçakalın. Hoşçakalın herkese.